Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir Klişe Okulans bölümüyle hepinize hoş geldiniz diyorum. Köy inceleme serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de elimizden geldiği kadar sizlerin köyünü inceleyeceğiz. Hızlı şekilde nasıl gelişebilirsiniz veyahut köyünüz ne durumda, onlar hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağız ve biraz istişare edip muhabbet etmeye çalışacağım arkadaşlar. Hepinize hayır hayırlı hoş geldiniz diyorum. Evet, direkt başlamak istiyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar random olarak uygulamamdan köyleri çekiyorum. Sizler de köyünüz incelenmesi için videonun altına köy kodunuz yazmayı ihmal etmeyin. Dilediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. Bunun yanında kanala abone olduğunuzdan emin olun. Çünkü random olarak uygulamamızdan çektiğimiz süreç içerisinde sadece abone olan arkadaşlar çıkmaktadır. Bilginiz olsun diyerek. İlk arkadaşımızdan lafı uzatmadan başlamak istiyorum. Bu arada bu serinin hemen devamının gelmesi için mutlaka 200 üzeri like bekliyorum arkadaşlar. Hadi 300'ü bulalım da sizden bekliyorum. Gerçekten bakın o kadar kişi izliyor. Her birinizden bir like ya. Alttan bir like yapıştırın gelsin diyerek Sultana Furo'dan hemen başlamak istiyorum. Evet, bakalım bu arkadaşımız ne durumda? Sizler arkadaşlar köyleriniz ne durumda? Biraz da onlardan bahsedebilirsiniz bu süreç içerisinde. Baba Pro 19 belediye binası 8 noktasında şöyle kralı gördüğüm kadarıyla ona çekmiş. Birimler noktasında da genel anlamda iyi durumda diyebilirim. Büyüler noktasında öfkeye 5'e kadar getirmiş, güzel. Ama ben belediye binası şöyle 8 olan köylerde 9'a kadar direkt basılması taraftarıyım derken arkadaş da direkt yapıştırmış basmış. Köyde bu arada zaten belediye binası 8 bandında full'e getirmiş. Eline emeğine sağlık. Okçuların birer sayısı var bu arada. Ha, sadece şunun kalmış. Diğerleri gayet güzel. Elin emeğine sağlık diyorum. Beklemeden sıradaki arkadaşıma hemen geçiyorum. Kim geliyor abi? Tuna serbest. Kolay gelsin reis. Ben de fazla olmadı 14'e geçeli ama demiş. Bu arada arkadaşlar bu köyler belediye binası 14'teyken çekilmişti. 15'e geçen var mı aralarında, gerçekten onu da merak ediyorum. Beraber bakarak göreceğiz derken ilk 15 arkadaşımız serbest 07 nickinde. Biz Azerbaycanlı arkadaş, aynen biz Azeri klanı. Şöyle bir hero'lara baktım süreç içerisinde 66, 81, 51 ve 30 olarak görüyorum. Hero'lar bandı iyi ama hayvanlar birer seviye. Unicorn dahi açılmamış. Biraz çok fazla erken geçiş olduğunu düşünüyorum. Yeni büyüler ve yeni birimler açık değil. Yeni kuşatma da açık değil. Şöyle aldı skinleri gördüğümde geçen aydan kalan bir skin görüyorum ve bu ayki altın bile skini. Yani 2 aydır üst üste altın bilet de alıyor arkadaşımız. Bu gayet mantıklı bir hareket. Yani en azından hızlı şekilde köyler gelişir arkadaşlar. Köyün içerisine bakalım. Burada kaya saçarı fulllemiş. Yani kartal topu full, kaya saçarlar full. Bunun yanında hava sorunları abone olması lazım. Cehennemler henüz full olmamış ama şurada bir tane full'e basılmış. Belediye binası 14'te full arkadaşlar. 15'te henüz full değil bunlar. Bu arada onu da hatırlatmış olalım. Çünkü 15'in seviyesine göre de yorumlamak gerekiyor. Belediye burada 3'e yollamış. Aslında benim her zaman önerim şudur. Belediyenin yıldızından çok ağır sorunlar daha önemli. Yani lig yokken tamamen hero basman daha mantıklı olabilirdi. Veyahut ağır buradaki belediye binasını 3 yıldıza getireceğini çevrede cehennem kulelerini basman daha mantıklı olabilirdi. Veyahut kaya saçar diyeceğim de onların haricinde ilk sayıdır. Hepsi basılabilirdi. Tercih meselesi ama ben bu şekilde gitmiyorum. Belediyenin yıldızını muhtemelen %50 pozisyonunu geçtikten sonra kullanacağım. En mantıklısı bana o şekilde geliyor. Tabii ki görüş önerileri açıktır. Tartışmaya da belki kapalıdır. Ben o şekilde seviyorum. Evet. Barbar King görüyorum. Benim köyleri incelendim abi acaba demiş. Bak yorumum bu videoda çıktı ama sen köy kodu bırakmamışsın. Kardeşim köy kodu mutlaka bırakın arkadaşlar. Ne yazarsanız yazın. Sonunda en azından köy kodu olsun. Yorumunuz her halükarda çıkma ihtimali olabiliyor. Şöyle hemen sıradaki arkadaşımıza bakalım. Ne durumda? Akif 636'ın nickinde bir dostumuz. Titan 2020 klanı. Belediye binası 11. 38 kral, 39 kraliçe, 5 seviyede koruyucu görmekteyim. Taze, yeni geçmiş anlaşılan. Şöyle bir köyü ziyaret edeceğim. Artı 5'ler duruyor derken artı 5 yok. Şimdi belediye binası 11'e geçmişsin. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanında hızlı şekilde cehennem kuleleri bitirmen lazım. Şunun yanında kartal topunu 2'ye basmıştın. Bu mükemmel bir hareket. Onu söylemek istiyorum. Daha sonra cehennem kulelerinin hepsini full'e basmaya çalış. Arkasından X'lerini 5'e at. Daha sonra abi hava savunmasından yola çıkarak devam edersin diyeceğim. Zaten bunu 9'a basmıştın. Çok güzel. Şunları da 9'a bastıktan sonra okçu kulesi, büyücü kulesi olarak ilerle ama senin hero'ların çok düşük mesela. Ben senin hero'nda olsam şahsen tamamen hero'lar giderim. 3 inşaatçı hero'lara ver abi. Arkasından kalan birimleri bas. Birimler noktasına baktığımda elektro mesela fullenmemiş. Madenci full değil. Bebek ejder 5 olmamış. Atıcı 3 değil. Buz golemi açılmamış. Burada bakıyorum. Görünmezlik açılmamış. Zehir fullenmemiş. Yani tamamen
hava saldırısı yaptığın için. Ama bunların dışında diğer birimlere de ağırlık verdikçe oyun bilgini de işin içine kattıkça hızlı şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Derken sıradaki arkadaşımıza hemen geçelim bakalım. Kim geliyor? Yusuf Murseliyev diye bir arkadaşımız. İnceler misin demiş. Tabii ki inceleriz. Şöyle köy kodunu alıyorum. Bakalım bu arkadaş ne durumda. Hep beraber bir görelim. Evet, Kara Kartal. Küba Azi diye bir klan, evet. Lider olarak görüyorum. Tüm klan dostlarına selam bu arada. Belediye binası 12'sin. 55-57-29 olarak görüyorum kahramanları. Ne zaman süre önce geçtiğini bilmemekle beraber şunu söyleyebilirim. Kralın burada 5 seviyesiymiş. Bunun yanında da kraliçe 7 seviyeyle beraber devam ediyor. Aslında fena bir oran değil. Onu söyleyebilirim. Bunun haricinde şunlara dikkat edebilirsin. Kalan kısımlarda mesela örnek veriyorum. Koruyucu 11 seviyecek. Arka arkaya yapıştır abi. Bekleme. Arkasından kraliçe kral olarak devam et. 3 inşaatçın oraya gitsin. Hiç sıkıntı değil. Arkasından kalan kısımlara odaklan bence. Mesela birlemlere şöyle bir göz attığımda abicim yet açmış 2 seviyede yemiş, çok mükemmel. Büyüler noktasında görünmezlik full değil, zehir full değil. Zaten zehir full olmayan köylerde genelde havadan saldırı yapılıyor. Şöyle geldiğinde şaşırmadım. Elektro'yu görünce havadan saldırı yapacağını söylemiştim. X yaylanı hızlı şekilde ban. Cehennemler ne durumda? Şöyle bir baktım durumda. Cehennemler de 5'e gidiyor. Hatta bu 5'ti. Bunları 6'ya çekmen lazım. Şunlar da 6 olmuş. Güzel. X yaylanı bastıktan sonra hızlı şekilde ivmeyi kazanıp okçu kulesiyle büyücü kulesini basman lazım. Çünkü hava sorunlarını zaten basmıştın. Okçu kulesiyle büyücü kulesini bitirdikten sonra arkadan hızlı şekilde şuna dikkat etmen lazım. Muhtemel olarak söylüyorum. Gizli testten düşükse gizli testaya aban abi. Gizli testa gerçekten önemli bir birim. Onu ihmal etmiyorsun. Bunun arkasında da en son ihtimalle gelirsin, topla havanı basarsın. Olabildiğince de duvar basmayı ihmal etme. Duvarlar candır abi. Duvarlar düşük olursa oyunun tadını hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Derken sıradaki arkadaşımıza şöyle geçelim. Clay ama sorunlu mu diye bir arkadaşımız. Şöyle köy kodunu alalım. Bakalım bu arkadaşımız ne durumda. Beraber görmek istiyorum. Evet, Clay Wasting olarak gördüm. Solo Türk klanı, belediye binası 12. Tamam, şöyle bir analiz edelim. Hero'lara baktığımda 51, 55 ve 20 olarak görüyorum. Yani hero'lara abanılmamış. Sen de aynı şekilde tamamen hero'lara odaklı gitmen daha doğru olacaktır. Birimlere genel baktığımda buz golemi açık değil. Oho abi, atıcı full değil. Seviye yememiş. Full'ü bırak. Yeti açık değil. Eyvallah. Zehir 5'e kadar gelmiş. Dondurma fullenmiş. Burada öfke de fullenir, son numara olur. Ama oradaki birimlerin basılmamasını gerçekten garipsedim. Biraz daha abanılabilirdi bence. Kartal topu 3 güzel. Hızlı şekilde X-Yaylan'ı aradan çıkarmaya çalış. Hava sonları da bitmiş. Cehennemler de bitmiş. Bak bu güzel oran. Onun haricinde hero'lar çok düşük. Sen bu şöyle düşün. Köyün içerisini fullesen daha hero'ların düşük olduğunda ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksın abi. Bundan dolayı diyorum ki arkadaşlar hero'ları basın. Hangi belediyeye geçerseniz geçin önce hero basın abi. Hero'larınız düşük olursa gerçekten hiçbir şey anlamıyorsunuz oyundan. Şimdi bahsettiğim birimleri bas. En son zaten gelirsin burada okçu kulesiyle büyücü kulesini basarsın. Daha sonra da toptur, havandır, yardırırsın. Devam edersin. Duvar basmayı ihmal etmiyorsun. Yani çok az bir miktarda basmışsın. Arka arkaya bence duvara da abanmanın zamanı gelmiş. Yapıştır gitsin abi. Arka arkaya duvar akar. Hemen devam edelim. Kaan Selçuklu yeni geçtim 14'e teşekkürler demiş. Şöyle köy kodunu bırakmış. Kaan'cığım hayırlı uğurlu olsun kardeşim öncelikle. Şöyle bir bakalım ne durumdasın, neler yapmışsın, merak içerisinde izleyelim. Mia Kartel olarak görüyorum. Carter bu arada. Savaşçılar klanı, belediye binası 14. 72, 79, 47, 24. Yani hero'ların kötü durumda değil. Güzel geçmişsin. Hayvanları da 2, 1, 2 olarak açmışsın. 3 tanesini açıp seviye vermeye başlamışsın. Güzel oran. Yakın zamanda geçmene rağmen. Birimlere baktım. Dejder binicisi full değil. Yeti full değil mesela. Titan'ı açmamışsın. Kullanmıyorsundur. Veyahut başka birim yükseltiyorsundur. Ondan dolayı açmamış olabilirsin. Büyüler noktasında zehir 8. Dondurma fullenmiş. Öfke fullenmiş. Ben bir bunlara bakarım. Bunları fullleyen adam zaten oyundan tadını alan adamdır. Gerisini de bir şekilde halleder. Köyün içerisine geldiğimde ufaktan duvar basılmaya başlamış. Kartal topu bir an önce bitir abi. Kartal topundan sonra şöyle bir analiz ettim de kaya saçarlar. Hızlı şekilde bunları bas. Bunlardan sonra cehennem kuleleri ne durumda? Bir tanesini basmışsın. Şunlar basılmamış. Bir tane daha vardı. Onu göremedim. Hah tamam, o da yükseliyor, çok güzel. Bunları da yükselttikten sonra hava sormaları abi. Bakıyorum hava sormaları 10. Bunları da hızlı şekilde yükseltmen lazım. Bunları yükselttikten sonra abi okçu kulesi, büyücü kulesi bandında gider gelirsin ve hızlı şekilde ivme kazanarak gelişim gösterirsin düşüncesi içerisindeyim. Bunlara bak, topla havanı en sona bırak. Varsa gizli testlerini öne alma, ihmal etme. O da gerçekten candır, hayat kurtarır. Kaan'cım iyi oyunlar dileyelim sana. Sıradaki arkadaşımız gelsin abi. Beraber bakalım. Musab.
Abi indirim varken bastım belediyeyi. Duvarlar için köy binası 11 belediyeymiş gibi incelersen iyi olur demiş. Tamam, belediye binası 11 gibi inceleyelim bu arkadaşı. Bakalım ne durumda, nasıl bir gelişim sağlamış, beraber görelim. Musab 01 siyah sancak. Belediye binası 11 olarak incelememizi istemişti. 49-52-20. Şimdi yakın zamanda geçmene rağmen güzel birimler açmışsın ve yükseltmişsin. Büyüler noktası da aynı keza zehirin düşük olması. Abicim ben sadece havadan saldırı yapıyorum diyorsun bana. Ki şaşırmadım. Her zaman abi tutar ya bu. Şaşmıyorum. Vitrini görünce adamın ne savaş yaptığını anlıyorum yani. Ordu kamplarını ilk sırada direkt fullemen lazım. Ordu kamplarından sonra gel abi şuradaki cehennem kulelerini hemen fulle. Buradakini fulle basmıştın güzel. Arkadan X sayılarını abanıyorsun. Bunlar da bittikten sonra hava sorması, okçu kulesi, büyücü kulesi bandında gidersen senin için hızlı bir şekilde yol kat edilmiş olur. Ben senin yerinde olsam 1 dakika durmam 7-24 hero basarım. 3 inşaatçını hero'lara ver abi. Arka arkaya hero yardır yardır gitsin. Bunun haricinde aksi bir durum yapmana gerek yok ki hızlı şekilde gelişirsin zaten. Hero'ların max olsun, oyunun tadını almaya o zaman başlayacaksın. Musab'cım sana da iyi oyunlar dileyelim. Sıradaki arkadaşımıza hemen geçelim istiyorum. Clay Amasor'un arkadaşımız gene çıktı. Bu ne şanstır yiğidim. Şöyle geçelim, HKS Soloft mu? Evet, bakar mısın abi demiş. Tabii ki bakarız abi. Şöyle köy kodunu aldım arkadaşın. Bakalım ne durumda. Beraber görelim. HKS Lofi olarak gördüm. Jeter Baba, belediye binası 11. 26-28-10. Resmen gözlerim kanadı şu hero'ları görünce. Ben bu hero'ları görecek ne yaptım abi? Lan 28 seviye kraliçe ile belediye binası 11'e mi bastın? Lan vicdansız, hangi kafayla bastın? Sana bu belediye binasını kim basmanı söyledi? Gerçekten çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu tür köylere tek bir kelimemiz var. Ne basarsanız kar arkadaşlar, ama ne olursa olsun belediye binanızı erken bir şekilde bir üst binaya geçirmeyin. Geçirirseniz alın işte köy görün abi. Clay ama sorunu. Oğlum sen nasıl bir şansın var lan? 3 oldu ha bu. Tabii ki biz bir defa inceledik de 3 defa adamın ismini gördüm yani. Musab gene çıktı. Musab'ı da geçiyorum. Bugün ballı arkadaşlar 2 defa çıkıyor. Oha Clay ama sorunlu. Resmen oha yani. Bir daha çıkarma dedim artık. T.O. Jorgun. T.O.15 gelmeden önceki son inceleme videosu büyük ihtimalle eline sağlık abi demiş. Aynen öyleydi. Teşekkür ediyorum. Sıradaki arkadaşa bakalım. Mustafa Turhan. İncelerseniz sevinirim. Teşekkürler demiş. Sevinirim de araya ben sıkıştırdım. Biraz jest olsun abi. Hemen devam edelim. Bakalım Mustafa Turhan Kızıl Elma klanı. Belediye binası 15 ve yardımcı lidermiş. Tüm klan dostlarına selam. 5300 kupada görüyorum. Şöyle bakalım 80-81-55-30 olarak görüyorum hero'ları. Güzel full geçmişsin zaten. Hayvanlarda bir 206 gördüm. Onun haricinde unicorn 10 olabilirdi. Birimlere de şöyle göz attım da yeni büyüler ve yeni birimlerle işin olmamış anladığım kadarıyla. Ve en önemlisi görünmezlik nasıl açıkları hiç mi kullanmadın abi? Gerçekten ben onu merak ettim şu an. Ziyaret edeceğim köyün içerisini merak ettim. Duvarların henüz 15 olmamış. Bunun haricinde toplayıcı basıyorsun. Gerçekten toplayıcı ne işin var toplayıcıyla abi ya? Bu kadar basılması gereken ağır sonu varken şuradaki taş kutusunu ilk fırsatta kaldır abi. Gözünü seveyim depoların full. Sen toplayıcı basıyorsun. İptal etti ya gözünü sevdim. Gel şurada ağır sonuları bas. Cehennemler, X-Ray'ler, büyücü kuleleri, okçular hepsi seviye bekliyor. Hero'lar seviye bekliyor. Ya bir oyunda yapılmaması gereken her şeyi yapmışsın abi. Depoları fullemişsin. Eyvallah bu güzel durum. Bunun yanında yani gidip toplayıcı basmak nedir abi? Gerçekten şu an şoklar içerisindeyim. Tamam eyvallah laboratuvar yükseltiyor olabilirsin ama abi gelip de burada da belediye binası 15 yeni gelmiş olmasına rağmen gerçekten hayal kırıklığına uğradım şu an. Ondan dolayı bir şey diyemiyorum. Mustafa'cığım vardır bir bildiğin diyeceğim. Lafı da uzatmayacağım. Eline emeğine sağlık diyelim. Sıradaki arkadaş Bakılı Bakılı diye bir dostumuz. Ne güzel, ne kadar yaratıcı isimleriniz var abi. Ulan adam akıllı isim koyun diyeceğim yani. Hemen şöyle diğer arkadaşımıza da geçelim. Bu ne durumda? Bordo Bereli Black Team klanı belediye binası 12. 47-53-20. Bu da yeni geçmiş anlaşılan ama burada yeti bile açık abi. Yeni de geçmemiş aslında. Şimdi bir ziyaret edeceğim. Elektro mu? Aynen hava saldırısı ama. Elektroyu tutturmasak da hava saldırısı abi. Belediye yeni geçmiş. Eyvallah. Seri şekilde hero'ları aban abi. 3 seviye kraliçe basmışsın. Bu güzel durum. Arkasında tüm 3 binayı da yani 3 hero'yu da yatırma ihmal etme. Bunları arka arkaya veriyorsun. Daha sonra X sayılarına cehennem kulesi önemli abi. Cehennemleri de burada gördüğüm kadarıyla vermişsin. Bunlar bitsin. Daha sonra okçu kulesi, büyücü kulesi olarak ilerlersin ama benim sana şahsi yönelim hava sonlarını mutlaka bas.
Unutma. Ondan sonra okçu kulesi, büyücü kulesi olarak devam edersin. En sonda abi topla havanı yardırırsın. Bayağı bir duvar basmışsın. Bu güzel durum. Duvarlarını ihmal etme. Her halükarda duvar basmaya devam etmeni öneririm. Arkasından da zaten ufak ufak sağa sola topardıktan sonra devam edeceksin. Ama gelip de belediye binası 12'sinin 11 seviyede okçun olmasın be abi. Gerçekten bu da ekstra bir garip olay yani. Bir şey diyemedim resmen. Sana da iyi oyunlar dileyelim. Sıradaki arkadaşımız gelsin bakalım kim geliyor. Pat Jaguar. Birincisi Azerbaycan'dan selamlar. İkincisi duvar ve kare eksir birimlerini yükseltmeye başlayacağım demiş. Yani yapacağını biliyorsam bize ne gerek var diyeceğim ama şu an. Yine de bir bakalım arkadaşımıza ne durumda. İslam 52-25-09 nickinde dostluk klanı lideriymiş. Tüm klan dostlarına selamlar. Belediye binası 11'sin 43-44-20. Şimdi 6 seviye kraliçe, bunun yanında 7 seviyede kral kalmış. Bunlara hızlı şekilde abanmaya devam et. Birimlere de şöyle bir baktığımızda, abicim genel anlamda madenci, binici bandı düşük. Yani kara birimler genel olarak düşük. Hava saldırısı yapıyorsun çünkü zehirin de düşük. Görünmezliğin açılmış ama kullandığını da pek sanmıyorum işin açıkçası. Hava saldırılarında pek tercih edilmiyor. Şurada taş kutusu var. Bunu seri şekilde kaldırman lazım. Aynı şekilde tam bahsettiğim gibi hava saldırısı yapıyorsun. Okçuların burada gördüğüm kadarıyla birer sayısı kalmış. Büyücü kuleleri de bitmiş. Çok güzel. X-Yay Cehennem Kulesi bandı da bitmiş. Hava sonları da bitmiş abi. Eline emeğine sağlık. Gördüğüm kadarıyla toplarla okçuların birer sayısı var. Bunlara seviye vereceksin. Ondan sonra abi ver yansın gitsin. Olabildiğince duvar basman gerekiyor. Şu da bir önemli ki havanların da birer sayısı var. Onun da altını çizmiş olalım. Abanmaya devam et ki hızlı şekilde gelişsin ki hızlı şekilde ilerleme kaydedebilirsin. Sana da iyi oyunlar dilerim. Sıradaki arkadaşımıza hemen geçiyorum. Evet, Surahan Gürüşük oyuna uzun ara verdikten sonra tekrar başlayalı bir ay oldu. Bakarsan sevinirim demiş. Aslında bu aralar oyuna da yeni başlayan çok fazla insan görmeye başladım gerçekten. Ya Clash of Clans öyle bir oyun ki gerçekten belli bir noktadan sonra aklınıza tekrar geliyor. Ulan gireyim de oynayayım diye. 55 kral, 58 kraliçe, 23 de burada koruyucu görmekteyim. Güzel, yeni başlamışsın madem. Hızlı şekilde hero'lara abanarak ilerlemen senin için daha mantıklı olacaktır. Birimlere de şöyle bir baktığımızda burada genel anlamda pek sıkıntı göremedim. Büyüler de aynı keza görünmezlik seviye yememiş sadece. Bunun yanında dondurmanın öfkenin full olması abicim her türlü savaşa alışın demek oluyor. Barbar kralın şöyle efsane skin'i ve bu sezonun 6 bile skin'ini görüyorum. Şöyle bir ziyaret edelim arkadaşı. Köyün içerisi daha önemli bence. Evet, Stuna nickinde zaten ismini de yazmış. Cehennemler full. Burada büyücü kulelerini vermişsin, çok güzel. Topları burada 17'ye kadar gidecek ama bekleyebilir abi. Toplarla havanlar en son olayı demiştik her zaman. Burada okçular daha önemli. 15 olan var, 14 olan var. Bunları 17'ye kadar basacaksın. X-Yayları hava sonları bitmiş abi. Eline emeğine sağlık. Duvarları da bitirmiş sayılırsın. Hero'ları iyi noktaya getirdikten sonra bir üst belediye gözükebilir ama şu noktada yani bu hero'larla tabii ki geçilmez. Bunlara biraz aban %70-%80 bandına kadar yükselttikten sonra belediye binası 13'e hızlı adımlarla gidebilirsin. Şöyle son defa şuna bakmak istiyorum. Tamam, 4 yıldız, 1 yıldızı attıktan sonra 5 yıldıza tamamlayacaksın. Bence ilk fırsatta onu da yapıştırmayı ihmal etme diyelim. Sıradaki arkadaşımıza hemen geçelim ve Ahmet Aydın. 100 reis, çok uğraştım inşallah çıkar demiş ve Ahmet'cim şu an çıktım biliyor musun? Umarım seviniyorsundur. Umarım bu videoyu izliyorsundur Ahmet. Bakalım Ahmet ne durumda? Şöyle bir gelelim. Yangtze Ahmet, belediye binası 8, kralı 6, 4 seviye kralı var. Şurada ejderi de 3'e getirmiş. Genelde öfkeyi de bastıktan sonra bu seviyelerde abicim daha çok ejder saldırısı yapılıyor. Sen de muhtemelen o saldırıyı yapan arkadaşlardan birisin. Hava sonların bitmiş, büyücü kulenin bitmiş, okçuların da birer sayısı kalmış. Bunlara birer seviye verdikten sonra topların ikişer sayısı var. Bunları verirsin, bomba kulesinin seviye yiyorsa bunlara da ver. Daha sonra bir üst belediye hemen atabilirsin Ahmet'cim. Çünkü belediye binası 9'a kadar hızlı şekilde, hatta belediye binası 9 da basit, 11'den sonra falan olay başlıyor diyebiliriz. Ondan dolayı seri şekilde bir üst belediye atmayı ihmal etme. Sıradaki arkadaşımız Gizli Adam G. Şöyle köy kodunu alalım. Bakalım bu arkadaşımız ne durumda. Beraber bir görmek istiyorum. Ve gelip yapıştıralım abi. Evet, şöyle bakalım. Quatra. Red klanı lideriymiş bu arada. Selamlarımızı iletelim. 20.000 civarında bir bağış görüyorum. Belediye binası 12, 51, 53, 21. Bağış hesaplarında genelde fazla özenilmez ama gene sen çok fazla geride bırakmamışsın hesabı. Birimlere bakıyorum, kahramanlara bakıyorum, büyülere bakıyorum.
Abi fena değil. Onu söyleyebilirim. Görünmezliğin seviye inmemesi sadece biraz beni üzdü. Onun haricinde şöyle cehennem kuleleri full ve şurada yeni aldığın cehennem full olmamış. Ona biraz aban. İlk şeyleri fullemişsin. Eline emeğine sağlık. Hava soğumasını hızlı şekilde araya sıkıştır. Hava soğuması bittikten sonra okçu kulesi, büyücü kulesi bandında devam et. En son ne yapacaksın? Topla havanı basmayı ihmal etme ama gelip de burada da abi altın madeni basma be. Gerçekten basma abi. Bunlar beni üzüyor abi. Gerçekten altın madeni basılınca görünce. Şuradaki taş kutusunu kaldırma ihmal etme. Dediğim birimlere bastıktan sonra hızlı adımlarla, emin adımlarla duvar kasmayı da çalışıyorsun ve köyü toparlıyorsun. Bir üst seviye için bayağı yolun var. Hani 1,5 aylık bir süreç var bence. Tabii ki bu 1,5 aylık süreçte tamamen hero basman bandıyla söylüyorum. Bak, 3 inşaatçın hero'lardan ayrılmasın. Daha sonracıma elinden ne geliyorsa yaparsın dostum. Bu köy incelemelik de bu kadar diyelim arkadaşlar. Umarım köyleriniz incelenmiştir. İncelenmeyen dostlar da yorumlara köy kodlarını atmayı ihmal etmesinler. Sizler de incelenmek için arkadaşlar mutlaka kanala abone olduğunuzdan emin olun. Serinin de devamı gelmesi için mutlaka videoya like atmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.